Merhaba Gümrük TV izleyicileri, ben Elif Turan. Haftanın öne çıkan gelişmelerini aktaracağımız bültenimizle karşınızdayız. Bakan Muş, Dünya Gümrük Günü'nü kutladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü sebebiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Muş, yaptıkları özverili çalışmalarla tüm gümrük camiasını Dünya Gümrük Günü'nü kutlayarak gümrük personellerine teşekkürlerini iletti. 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlamaları nedeniyle birçok ilde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş'ün ev sahipliğinde düzenlenen kutlamalara, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının tamamı katıldı. Etkinliğe Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği'ni temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Çelebi de katılım sağladı. İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Dünya Gümrük Günü kapsamında Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Bir haberde Gümrük TV olarak 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlamalarına ilişkin videomuzu yayınladık. Videoda spor spikerleri Fatih Kuşçu ve Melih Gümüşbıçak, haber spikeri Meltem Acet, meteoroloji spikeri Bünyamin Sürmeli, Ayvansaray Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Emre Alkin, sanatçı Altay ve kickboks dünya şampiyonu milli sporcu Birol Topuz gibi birçok ünlü ismin 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'ne ilişkin mesajları yer aldı. Değerli dostlarımıza gümrük camiasına göstermiş oldukları ilgi ve sevgiden dolayı teşekkür ederiz. Videomuza bir göz atalım. Gümrük TV'den herkese merhaba. Ülkemiz menfaatleri için cansiperhane çalışan tüm gümrük camiasının 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü kutluyorum. Değerli dostlar, karlı bir günde İstanbul'dan sesleniyorum. Kimse sokağa çıkamazken gümrük işlemleri alabildiğine devam ediyor. Gümrük çalışanlarının karşısında saygıyla eğiliyorum efendim. Hepimizin gümrük günü kutlu olsun. Gümrükler demek, buluşturmak demek, işbirliği demek. Dünya Gümrük Günümüz kutlu olsun bütün camiamıza. Yüksek görev bilinciyle ülkesine hizmet eden gümrük camiasının 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü kutluyorum. Gümrük teşkilatının, gümrük müşavirliği firmalarının, gümrük emekçilerinin ve gümrük alanında çalışan tüm dış ticaret çalışanlarının Dünya Gümrük Günü'nü kutluyorum. İnsanlarımızın sağlığını, güvenliğini, emniyetini gözeterek görevini yapan gümrük camiasının 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü kutluyorum. Gerek kamu kesiminde, gerek ise özel sektörde, gümrük ve dış ticaret alanında görev yapan herkesin Dünya Gümrük Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nün tüm gümrük personelimize mutlu, huzurlu ve gelecekle alakalı güzel günler getirmesini dilerim. Başta bakanlık personelimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın Dünya Gümrük Günü kutlu olsun. İnsanlarımızın sağlığını ve güvenliğini gözeterek görev yapan gümrük camiasının 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü kutluyorum. 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlu olsun. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay Geniş Açı programının konuğu oldu. Erdem İlbey'in hazırlayıp sunduğu Geniş Açı programının bu haftaki konuğu Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'dı. Erdem İlbey'in sorularını yanıtlayan Turagay, gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına ilişkin dernekler tarafından sunulan sınav yönetmeliği taslağını değerlendirmeye alabileceklerini söyledi. Müşavir Yardımcısı Derneği'nin hazırladığı yönetmeliği üzerinden de çalışmalarımızı devam ettirebiliriz, bakarız. Onların da o konudaki görüşlerini dikkate alırız. Zaten Gümrükler Genel Müdürlüğümüz bu konuda çok hassasiyetle çalışıyor. Evet. Hiç kimsenin bakanlığın objektif duruşundan şüphe etmemesi gerektiğini belirten Turagay, sınava giren adayların da bu işi ciddiye alarak hazırlanması gerektiğini belirtti. Hangi sınavı yaparsanız yapın, illaki bir memnuniyetsizlik olacak. Yani artık bir sınavı da bizim arkadaşlarımız çalışsınlar, çalışarak o sınavı da kazanmanın yolunu bulsunlar. Gümrük Müşavirleri Odası ve Gümrük Müşavirleri Birliği sorusunu yanıtlayan Turagay, temel gayenin kurumsal bir yapının oluşturulması olduğunu ifade etti. Bizim de Sayın Bakanımızın da temel gayesi bir şekilde kurumsal yapının oluşturulması. Ne yapılabilir? Bu birlik yasası mı olur, oda yasası mı olur yoksa başka bir çözüm mü bulunur? Bunlar üzerinde çalışıyoruz. AB Gümrük Kodu'na ilişkin düzenlemelerin üzerinde hassasiyetle çalışıldığını belirten Turagay, 2022 yılı içerisinde Gümrük Kanunu'nda gerekli değişikliklerin yapılmasını öngördüklerini açıkladı. Bu konuda zaten bu aslında bizim büyük yükümlülüğümüz biliyorsunuz. Evet. O konuda çalışmalarımız devam ediyor. Tabii kapsamlı bir değişiklik içeriyor bu, kapsamlı bir düzenleme. Gümrükler Genel Müdürlüğümüz bu konuda bayağı yoğun bir mesai harcadı. Taslak üzerinde çalışma. Bir taslak çalışma da sunuldu var, sanki. Var, taslak var. Yani inşallah bu sene içerisinde Bakan Bey'e de arz edip bununla ilgili gerekli düzenleme ilgili milletvekillerimiz kanalıyla yapılacak.
Şimdi mevzuat haberleri. Gözetim tebliğlerinde gümrük kıymeti düzenlemesi yapıldı. 22 Ocak Cumartesi günü yayınlanan resmi gazetede ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğler yer aldı. İthalatta gözetim uygulanmasına ilişkin 18 Ocak'ta yapılan düzenlemelerin ardından uygulamalar özelinde gri alanların oluşması nedeniyle kamuoyundan sesler yükselmişti. Bu kapsamda söz konusu düzenlemeler tekrar revize edildi. Yapılan yeni düzenlemeyle bazı gözetim tebliğlerine yalnızca karşısında gösterilen gümrük kıymetlerinin altında olanların ibaresi eklendi. Buna göre gözetim tebliğlerinde belirtilen getip karşısında yer alan gümrük kıymetlerinin altında olanlar ülke ayrımı yapılmaksızın ileriye yönelik olarak gözetim uygulamasına tabi olacak. Gözetime tabi eşyalar yalnızca İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek, gözetim belgesiyle ithal edilebilecek. Gözetim uygulamasına ilişkin yapılan yeni düzenlemelerin etkilediği eşyalar şu şekilde. Avizeler, tavan ve duvar aydınlatmaları, telefon aksamları, mobilya, cerrahide kullanılan eldivenler, demir veya çelikten borular, fren diskleri, güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan cam boru ve vakumlu cam boru tüpleri. Bazı eşyalar için yeni ihtisas gümrükleri belirlendi. 22 Ocak Cumartesi günü yayınlanan resmi gazetede bazı eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük idarelerine yenileri eklendi. Buna göre düz camların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü ve Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü eklendi. Tekstil eşyası ile giyim eşyası ve aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Niğde Gümrük Müdürlüğü, Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü eklendi. Tarex uygulamasında denetmene sor dönemi başlıyor. Firmaların fiili denetimi durumunda denetmenler ile firmalar arasındaki iletişim, Tarex'te yer alan denetim mesajları modülü üzerinden gerçekleştirilecek. Ürün güvenliği ve denetimi tebliğleri kapsamında yürütülen risk esaslı denetimler Tarex üzerinden gerçekleştiriliyor. Sistem tarafından riskli bulunan ürünler, bölge müdürlüklerinde görevli ticaret denetmenlerince fiili denetime yönlendiriliyor. Firmalar tarafından denetmenler ile iletişim kurulmasına zorluk yaşandığı konusunda şikayetlerin artması üzerine, firmalar ile denetmenlerin iletişim kurmasını sağlamak amacıyla denetmene sor modülü devreye alındı. Bu kapsamda firmalar, fiili denetime düşen başvurularını Tarex'e sorgulayarak ilgili başvuru bilgilerinin yanında yer alan denetim mesajları kısmından ilgili denetmenle iletişime geçebilecek. Denetmenler de sistem üzerinden denetimi süren başvurular için firmalar ile iletişim sağlayabilecek. Tıbbi eşyaların gümrük işlemlerinde sağlanan kolaylıklar sona erdi. Gümrükler Genel Müdürlüğü yayınladığı yazıyla COVID-19 tedbirleri kapsamında belirli tıbbi eşyalar için gümrük işlemlerinde tanınan kolaylıklara son verildiğini duyurdu. Pandemi tedbirleri kapsamında cerrahide kullanılan eldivenler, serum ve kan verme seti kanülü, damar içi kateterler ve diğer cihazları kapsayan eşyaların gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması sağlanıyordu. Bu kapsamda kritik eşyaların gümrük işlemlerinin hızlandırılabilmesi için tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden yararlanma ve eşyanın varış öncesi gümrükleme kolaylığından faydalandırılmasına ilişkin söz konusu uygulama sona erdirildi. Türkiye-Yunanistan Karma Ekonomik Komisyonu 5. dönem toplantısı yapıldı. Türkiye-Yunanistan Karma Ekonomik Komisyonu 5. dönem toplantısı Atina'da gerçekleştirildi. Görüşmeler sonunda 5. dönem protokolü imzalandı. Protokole ikili ticari ilişkiler, karşılıklı yatırımlar, Avrupa Birliği ile gündemdeki ticari konular ile enerji, turizm, tarım, gümrük ve ulaştırma alanları başta olmak üzere ekonomik ve teknik işbirliği alanlarındaki konular yansıtıldı. En son 2010 yılında yapılan toplantının Yunanistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerde yakalanan olumlu ivmenin sürdürülmesi ve işbirliği imkanlarının artırılması noktasında önemli bir işlev göreceği değerlendiriliyor. Bültenimize dış ticaret haberleriyle devam ediyoruz. Amerika, Türkiye'den gelen çelik çivi ithalatına karşı soruşturma başlattı. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Umman, Sri Lanka ve Tayland menşeli çelik çivi ithalatına karşı antidumping ve telafi edici vergi soruşturması açtı. Yerli üreticiler tarafından ABD makamlarına başvuruda bulunulması üzerine başlatılan incelemeler neticesinde Türkiye, Hindistan, Umman, Sri Lanka ve Tayland menşeli çelik çivi ithalatına karşı antidumping ve telafi edici vergi soruşturması açıldı. İlgili tarafların konuyla ilgili görüşlerini en geç 8 Şubat 2022 tarihine kadar ABD Ticaret Bakanlığı'na sunmaları gerekiyor. Soruşturma sonucunda taraf olan her bir firmaya özgü olarak dumping ve sübvansiyon marjı hesaplanacak. Sınır ötesi elektronik ticaret rehberi yayımlandı. Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü, sınır ötesi elektronik ticaret rehberini yayımladı.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada elektronik ticarete olan ilginin artmasıyla birlikte sınır ötesi e-ticaret istatistiklerinin sağlıklı bir şekilde ölçülmesinin önemli hale geldiğine dikkat çekildi. Sınır ötesi e-ticaret istatistiklerinin kalitesinin arttırılması ve söz konusu işlemlerin daha sağlıklı olarak beyan edilebilmesi için sınır ötesi elektronik ticaret rehberi hazırlandı. Rehberde sınır ötesi e-ticaretin tanımı, bilgi sistemi ve elektronik gümrük beyannamelerindeki e-ticaret soruları, çevrimiçi ve e-ticaret iş modelleri yer alıyor. Özbekistan Tekstil, Hazır Giyim ve Triko işletmelerine sübvansiyon ve kredi sağlayacak. Özbekistan Tekstil, Hazır Giyim ve Triko işletmelerine yönelik ürünlerin işlenmesi, üretimi ve ihracatını teşvik etmek için önlemler yayınladı. Kararname kapsamını boyalı kumaş, karışık ve boyalı kumaş ürünleri üretimi için projeler uygulayan işletmelere sübvansiyon sağlanacağı bildirildi. Sübvansiyon tutarı 500 bin ABD dolarını geçmemek kaydıyla alınan ekipman maliyetinin %10'u kadar olacak. Bu kapsamda üretim için ekipman satın alan işletmelerle boyalı kumaş, hazır giyim ve triko ihracatı yapan işletmelere döviz kredisi tahsis edilecek. Kenya hurda metal ihracatını yasakladı. Kenya Devlet Başkanı ülkeden hurda metal ihracatının ikinci bir düzenlemeye kadar yasaklandığını duyurdu. Yasağın arkasında hurda metal elde etmek üzere demiryolu, elektrik iletim hattı gibi kamu mallarının tahrip edilmesi nedeni bulunuyor. Çin'in 2021 yılındaki dış ticaret hacmi rekor kırdı. 2021 yılında Çin'in mal ihracat ve ithalat hacmi %21,4 artarak 39 trilyon yuana ulaştı. Dış ticaret alanında faaliyet gösteren işletme sayısı 36 bin artarak 567 bine ulaşırken özel sektör tarafından gerçekleştirilen dış ticaret %26,7 artış gösterdi. Çin'in ASEAN ülkeleriyle yaptığı dış ticaret hacmi %19,7, Avrupa Birliği ile %19 ve Amerika Birleşik Devletleri ile %20,2 oranında artış kaydetti. Ayrıca Çin'de yeni kurulan yabancı sermayeli işletme sayısı da %23,5 artarak 48 bine yükseldi. Bültenimize lojistik haberleriyle devam ediyoruz. İstanbul kara teslim oldu, kentte hayat durma noktasına geldi. Meteorolojinin uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'u esir aldı. 24 Ocak pazartesi akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, sürücüler saatlerce yollarda mahsur kaldı, İstanbul'a girişler durduruldu. Araçlar saatlerce yollarda mahsur kaldı, evlerine ulaşmaya çalışan binlerce kişi toplu taşımaya akın etti. İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar iptal edilirken Türk İş Kargo binasının çatısı çöktü. Murat Bey Gümrük Müdürlüğü de yoğun kar yağışından olumsuz etkilendi. Binada bulunanlar zor şartlar altında geceyi gümrük binasında geçirdi. Sınır komşularımızda da durum farklı değildi. İran ve Yunanistan'da yoğun kar yağışından olumsuz etkilendi. İran sınır kapılarında trafik durma noktasına gelirken tırlar günlerce gümrük kapılarında kuyruk oluşturdu. Sınır kapısı yetkilileri kar temizleme çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını, tırların geçişine sınırlı olarak izin verilebildiğini açıkladı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da da kar fırtınası nedeniyle binlerce sürücü 20 saatten uzun süre otoyolda mahsur kaldı. Otoyolun işletilmesinden sorumlu şirket, yolda mahsur kalan sürücülerden özür dileyerek yolda kalan araç başına 2000 euro ödeme yapılacağını açıkladı. Türk Hava Yolları'nda yönetim değişti. Türk Hava Yolları'nda Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa etti. Aycı'nın yerine şirkette yatırım ve teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Bolat geldi. İlker Aycı, Ocak ayının başında Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından başlayan protestolar nedeniyle ülkede mahsur kalmıştı. Eşiyle birlikte kargo uçağıyla Türkiye'ye geri dönen Aycı'nın ekip arkadaşlarını geride bırakması eleştirilere neden olmuştu. Suriye'ye transit işlemlerinde uygulanacak özel hükümlerin süresi uzatıldı. Gümrükler Genel Müdürlüğü, Suriye ile ticarette verilecek gümrük hizmetlerinde transit işlemlerine uygulanacak özel hükümlerin süresinin uzatılmasına dair genelge yayınladı. Genelgede transit eşyanın Suriye'den deniz yoluyla 3. ülkelere sevk edilmesi durumunda eşya liman sahasında bulunan geçici depolama yerlerinde 90 gün boyunca kalabiliyor. Bu sürenin aşılması durumunda gümrük kanunu çerçevesinde işlem yapılıyor. Bu kapsamda eşyanın liman sahasında bulunan geçici depolama yerine alınmasına yönelik uygulamanın geçerlilik süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı. Transit süresini aşan araçlara uygulanacak cezalara dikkat. Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazıyla transit rejimi kapsamında yapılan taşımalarda verilen sürelerin aşılması durumunda ceza işlemlerde hassas davranılması istendi. Salgın nedeniyle İran ve Irak kapılarındaki giriş çıkışlarının kısıtlanması sebebiyle oluşan süre aşımlarının ikinci bir talimata kadar ceza işleme tabi tutulmaması gerektiği bildirilmişti. Daha sonrasında yapılan düzenlemelerde koronavirüs kapsamında alınan tedbirler nedeniyle oluştuğu ispatlanan gecikmeler hariç genel anlamda oluşan süre aşımlarına 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlayacak taşımalar için
ceza işlem uygulanması gerektiği belirtilmişti. Bununla birlikte araç takip sisteminde izlenmek üzere mobil ünite cihazı takılan araçlara gerekli ceza işlemlerinin eksiksiz uygulanmasının yürütülen takip, izleme ve denetim faaliyetlerinin etkinliğini ve caydırıcılığını arttırdığı vurgulandı. Türkiye ve Tacikistan arasında yük trenleri çalışacak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Heyeti ile Tacikistan Demiryolları Heyeti bir araya geldi. Heyetler Tacikistan üzerinden Türkiye-Türkmenistan-Çin yönüne giden konteyner trenlerinin organizasyonu ile Tacikistan-Türkiye arasında doğrudan konvansiyonel ve konteyner trenlerinin işletilmesi konularında görüşmelerde bulundu. Toplantıda Avrupa-Asya arasındaki lojistik koridorlarının geliştirilmesi, yük taşımalarının artırılması konularında protokol imzalandı. İşbirliği protokolü ile Tacikistan-Türkiye arasında doğrudan konvansiyonel ve konteyner trenleri işletilirken Tacikistan üzerinden Türkiye-Türkmenistan-Çin yönüne giden konteyner trenlerinin organizasyonu sağlanacak. Tacikistan Demiryolu ile imzalanan protokol ile ilgili bilgi veren TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, protokol ile ihracatçıya ve sanayiciye bölge ülkelerine en kısa, en güvenilir ve en ekonomik alternatif ulaşım seçeneği sunulduğunu belirtti. Haftanın öne çıkan gelişmelerini aktardık. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle.